Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 19 Temmuz 2019 Cuma gece görüşüyle karşınızdayız. Sıcak gelişmeler var. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. İran, Cebeli Tarık Boğazı'nda tankerine el koyan İngiltere'ye misillemede bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait iki petrol tankerine el koydu. Gelişme üzerine İngiltere'de kabine acil koduyla toplandı. Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak gelişme tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İngiltere'ye ait bir petrol tankerinin alıkonulduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada İngiltere bandralı Stelon Impero adlı petrol tankerine denizcilik kurallarına uymadığı için uluslararası sularda müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada gemiye sürat tekneleri ve helikopterle çıkarma yapıldığı 23 mürettebatı bulunan tankerin yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi. Geminin işletmecisi olan Stena Bulk and Northern Marine Management şirketinden yapılan yazılı açıklamadaysa tankere Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16'da müdahale edildiği belirtildi. Kısa süre sonra İran'ın İngiltere'ye ait ikinci bir tankere de el koyduğu ortaya çıktı. El Arabiya televizyonunun duyurduğu gelişme İngiltere tarafından da doğrulandı. El konulan ikinci geminin Suudi Arabistan'ın Ras Tanura limanına doğru gitmekte olan İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait Liberia bandralı Mestar adlı petrol tankeri olduğu belirlendi. Yaşanan gelişmeler üzerine İngiltere'de acil koduyla güvenlik toplantısı yapıldı. İngiltere Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıldığı ve durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde İngiliz hükümetinin olaya ilişkin güvenlik bürokrasisinden yetkililerin de yer aldığı acil durum kurulu Cobra'yı topladığı kaydedildi. İngiltere 4 Temmuz'da Cebeli Tarık Boğazı'nda İran'a ait bir tankere el koymuştu. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor. İran, İngiltere'ye misilleme yaptı ve İngiltere'ye ait iki petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda denizcilik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle el koydu, alıkoydu. Gemiler İran kıyılarına çekildi. Telefon attığımızda Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan var. Yakup, iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar Murat. İngiltere'ye ait iki gemiye el konulmasıyla bir nevi İngiltere'ye misillemede bulunmuş oldu. Çünkü Cebeli Tarık'ta İngiltere İran'a ait bir tankere el koymuştu Temmuz ayının başında. Bundan sonra ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Senin öngörülerin neler? Evet Murat Şahin, 4 Temmuz tarihinde İngiltere'nin el koyduğu İran gemilerine ait herhangi bir İran'ın diplomatik temaslarına rağmen olumlu bir yanıt alamadılar. Buna karşılık yüksek kabiliyet hükmü gereği bu eylemi gerçekleştirdiğine dair bir hüküm var Tahran'da. İki gemiye el konulduğuna dair bilgiyi şu an net olarak aktarabiliriz. İkisi de İngiliz gemisi ve İran'ın Geçm Adası'na daki limana çekildi. İran Devrim Muhafızları tarafından açıklandı. Birinci Deniz Bölgesi Devriye Botları uluslararası kanunları ihlal ettiği gerekçesiyle gemilere el koymuştur şeklinde bir açıklama var. Yaklaşık bir saati aşkın süredir de uluslararası sinyalizasyon sistemine gemilere ait acil kodların ulaşmadığına dair gemilerin resmi olarak artık el konumuna dair bilgiyi paylaştılar. Bundan sonraki süreçte tabii diplomatik bir süreç işleyecektir Murat Şahin. İngiltere'nin diplomatik yollarla bu olayı aşması yönünde bir hamle geleceğini söyleyebiliriz. Tabii aracı olacak ülkeler de olabilir. Zaten geçtiğimiz yıla kadar İngiltere'nin bir süredir bir diplomatik temsilciliği bulunmuyordu Tahran'da. Geçtiğimiz yıl açılmıştı. İktidar anlaşma sürecinden sonra daha doğrusu açılmıştı diplomatik temsilciliği.
Tahran'da da sıcak bir gece yaşandığını söyleyebiliriz. Hem Dışişleri Bakanlığı'nda hem Devrim Muhafızları Karargahları'nda hem de İngiltere Büyükelçiliği'nde bir diplomatik mekik dokunduğunu şu an net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama İngiltere'nin, İngiliz gemisinin neden İran karasularına yaklaştığını dair de bir soru işareti de var. Karasularından geçmeyi tercih ediyor uluslararası sular yerine. Bu da acaba bir kışkırtma hamlesi miydi diye şeklinde yorum yapıldığını iş dakikalarda şu an o sıcağı sıcağına bu yorumların yapıldığını da söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde tansiyonun düşmesi için diplomatik temasların hızlanacağını söyleyebiliriz. Askeri operasyonel durumun şu an söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Mütekabiliyet kuralları ilkesi gereği İran'ın da bu hamleyi yaptığı uluslararası kamuoyuncuda da biliniyor. Dolayısıyla İngiltere'nin atacağı adım oldukça önemli. İngiltere'nin 4 Temmuz'dan beri alıkoyduğu hem denizciler hem petrol gemisinin tankerini bırakması durumunda İran'da el koyduğu iki gemiye ait aynı mütekabiliyet işlemini gerçekleştirdiğin yönünde bir öngörünün olduğunu şu an söylemek mümkün Murat Şahin. Yakup Aslan, teşekkür ederiz verdiğin bilgilerden dolayı. Sevgili seyirciler, yaşanan tek gelişme bu değil. Elbette başka bir gelişme daha var. Kaynak yine İran, yine Hürmüz Boğazı. Amerikan Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamıştı. İran devrim muhafızları Amerikan Başkanı'na videoyla yanıt verdi. İran devrim muhafızları Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda düşürdüklerini iddia ettiği insansız hava aracının kaydettiği görüntüleri paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı ile Genelkurmay Sözcüsü Ebul Faz Şikarci iddiayı yalanlamıştı. İHA'ların Amerika tarafından düşürüldüğüne ait ilişkin açıklamayı yalanlayan devrim muhafızları ise söz konusu İHA'nın görevini başarıyla tamamlayıp üsse geri döndüğünü duyurmuştu. Devrim muhafızları İHA'nın kaydettiği görüntüleri yayınlayarak Amerikan Başkanı'nı yalanladı. Görüntülerde İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait USS Baxter gemisinin her anını kaydettiği görülüyor. Orada teyit edilmemiş bilgileri de paylaşalım. Hürmüz Boğazı'nda gergin bir gece geçiyor. Bölgede Amerikan savaş gemileri de var ki az önce İran İHA'sının kaydettiği görüntüleri de gördünüz. Bölgede Amerikan tankerleri de var. İddialar bölgede Amerikan savaş uçaklarının uçarak tankerlere koruma görevi yaptığı yönünde. Bölücü terör örgütü PKK'ya dört koldan İran kuzeyindeki Karacak bölgesine geniş kapsamlı hava harekatı düzenlendi. PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi. Operasyonda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Irak'ın kuzeyinde pençe harekatı devam ederken PKK'nın üs olarak kullandığı Erbil'in güneyindeki Karacak bölgesi vuruldu. Bir numara mühimmatınız ayrıldı. Ondan fazla savaş uçağının katıldığı operasyon gece yarısı yapıldı. Ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Anlaşıldı. Hedef numarası 6 olacak. 24 ilden imbalt olacak. Sizlere kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Teröristlere ait silah, mevzi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 20'ye yakın hedef imha edildi. Karacak Mahmur Dağı bölgesi PKK'nın yuvalandığı noktalardan biri. Sınıra yaklaşık 170 ila 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Terör örgütünün karargahı, patlayıcı eğitim alanları var. PKK, Irak, Suriye ve dağlık alanlardaki terörü Karacak'tan sağlıyordu. Teröristlere ait silah, mevzi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 20'ye yakın hedef imha edildi. Geniş kapsamlı harekatta büyük oranda yerli mühimmatlar ve İHA'lar kullanıldı. Bakanlık sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edildiğini belirtti. Karacak'ın yanı sıra F-16'lar Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine de bomba yağdırdı. 8 PKK'lı öldürüldü, örgütün sığınakları yok edildi.
yurt içindeki operasyonlar da sürüyor. Tunceli ve Diyarbakır'da hava destekli operasyonlarda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İngiltere'den bir açıklama var. Hemen onu paylaşalım. İngiltere'den yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda iki geminin el konulması ile ilgili bazı bilgiler paylaşılıyor. İngiltere Dışişleri'nden yapılan açıklamada İran'ın iki tankere el koyduğu doğrulanıyor. Bu durum kabul edilemez denilen İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Tahran'daki Büyükelçimiz İran Dışişleri ile iletişim halinde uluslararası ortaklarla da neler yapabileceğimizi konuşuyoruz denildi İngiltere'den Dışişleri'nden yapılan açıklamada. Bitlis'te PKK'lılar ilçe jandarma komutanı Zafer Akkuş'un aracına saldırdı. Binbaşı Akkuş şehit oldu. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda da bir kahraman askerimiz şehit oldu. Bitlis'te ilçe jandarma komutanı Zafer Akkuş şehit oldu. Olay merkeze bağlı Çalıdüzü köyü yakınlarında yaşandı. Güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla Çalıdüzü köyü bölgesine giden Binbaşı Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araç saldırıya uğradı. PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenledi. Ağır yaralanan Akkuş kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da Pençe 2 Harekatı kapsamında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın şehit olduğunu açıkladı. Şehidin naaşı yarın Konya'da toprağa verilecek. Her iki şehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İki evladımızın Tunceli'de el yapımı patlayıcı nedeniyle hayatını kaybetmesi terör örgütü PKK'nın çocuk katliamlarını akıllara getirdi. PKK kurulduğu günden bugüne kadar asker sivil ayırt etmeden katliamlarını sürdürürken kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizdi. İşte bölücü terör örgütünün işlediği çocuk cinayetleri. PKK'nın çocuk ve kadın istismarı dosyası hayli kabarıktır. Mustafa Bedirhan, Hamza ve daha niceleri PKK kurşunlarının hedefi oldu. Son olarak Tunceli'de iki kardeş Nupelda ve Ayaz'ın el yapımı patlayıcı nedeniyle hayatını kaybetmesi terör örgütü PKK'nın çocuk katliamlarını gündeme getirdi. PKK çocuk düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı bir terör örgütüdür. HDP de bu insanlık düşmanı terör örgütünün partisidir. Yani siyasi uzantısıdır. Türkiye'de yaşamı, huzuru ve istikrarı hedef alan bölücü terör örgütü kurulduğu günden bu yana asker sivil demeden birçok kişiyi canice hedef seçti. Bugüne kadar düzenlenen sayısız bombalı saldırıda, intihar saldırılarında, köy baskınlarında onlarca çocuk, hatta kundaktaki bebekler bile PKK kurşunuyla, Amerika'dan alınan silahlarla şehit edilmiştir. Son dönemde darbe üstüne darbe yiyen PKK, bilinen ilk çocuk katliamını 22 Ocak 1987'de yaptı. Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde düğün evine düzenlenen bombalı saldırıda ikisi çocuk, dördü kadın, 8 kişi öldürüldü. Bir gün sonra yani 23 Ocak'ta Mardin'de ikisi bebek, 5'i çocuk, 10 kişi katledildi. PKK, HDP'nin peşinde sürüklenen kadın hakları örgütleri, çocuk hakları örgütleri PKK'nın kadın ve çocuk istismarını görmezden gelmektedir. Günümüze kadar katledilenler arasında kundaktaki bebeklerle anne karnında doğmamış yavrular dahi var. Terör örgütünün insanlık suçu sadece bunlarla sınırlı değil. PKK çocukların hukuki ehliyetsizliğinden faydalanarak kundaklama, keşif yapma, kara propaganda yapma gibi şehir eylemlerinde kullanmaktadır. Yani çocukları suça sürüklemektedir. PKK kimi çocukları da dağa kaçırıyor. Dağa kaçırılanların bir kısmı ise cinsel istismara uğruyor. 14, 15, 16 yaşlarında, yani henüz çocukken PKK saflarına katılan, kamplarda eğitilerek radikalleştirilen, militanlaştırılan, daha sonra intihar eylemleri düzenleyen çok sayıda isim mevcuttur. Erkek çocuklar da istismar edilmektedir kamplarda. Kız çocuklar uyuşturucuya alıştırılarak
tecavüze uğramaktadır. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yeni katliamlara karşı PKK ile mücadelenin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Bebek, Bedirhan Karakayalar, Ayazlar, Nupeldalar ölmesin diye Türkiye'nin terörle mücadelesi ve HDP'nin kapatılması desteklenmelidir. Bir yıllık yağışın 24 saate düştüğü Düzce'de hala ulaşılamayan köyler var. Akçakoca ilçesine bağlı Esma Hanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi henüz bulunamadı. Bir kişinin hayatını kaybettiği felaket havadan görüntülendi. Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço ağır. Akçakoca Esma Hanım köyünde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. 4'ü çocuk 6 kişi hala bulunamadı. Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmasına polis helikopterleri de destek veriyor. Bir kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. Kayıplarımızın bir an önce bulunacağını buradan iletmek istiyorum. Çünkü gerek AFAD ekipleri gerekse güvenlik birimleri hem yerleşim birimlerinde hem derelerde hem de denizde bu aramalara yoğunlaştırmış durumdalar. Bir yıllık yağışın 24 saate düştüğü bölgede ulaşım kapandı, köprüler çöktü, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Sel ve heyelanın etkisiyle evler dahi sürüklendi. Bölgede yaşanan felaket havadan görüntülendi. Kaç tane ev gitti? 15 tane yakın ev gitti. Cuma yeri Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması neticesiyle çok sayıda noktada sel ve heyelan meydana geldi. Ekipler mahsur kalan 219 kişiyi kurtardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgede incelemelerde bulundu. Dönmez, köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracak, dedi. İlk etapta elektrikler kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektriği verdik. 24 saat içerisinde 3-4 köyümüze daha elektriği ulaştıracağız. Köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracaklar. Bölgede AFAD, Türk Kızılay'ı, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri, il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımı yapılıyor. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den garibanlar hapiste sözlerine Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan sert yanıt verdi. Bu sözlerin FETÖ'cüleri aklama ve kurtarma amacı taşıdığını belirten Reyhan, gariban diye tarif edilenlerin 15 Temmuz'da halkın üzerine ateş açanlar olduğunu ifade etti. Amerikancı bir çizgiye sokulan CHP'nin Amerika'nın gladyosu olan FETÖ'yü koruması, kollaması bir tesadüf ya da bir yanılgı değil, bilinçli bir tercihtir, stratejik bir tercihtir. Önce kontrollü darbe, ardından FETÖ'den garibanlar hapiste söylemi. CHP'nin 15 Temmuz'un arkasındaki ABD'yi saklama girişimine Vatan Partisi tepki. Türkiye planlı ve programlı bir şekilde ve bilinçli olarak bir darbe sürecinin içine sokulmuştur. Kontrollü darbe söylemi 15 Temmuz'un asıl sorumlusu olan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve FETÖ'yü gizleme çabasından ibarettir. CHP ve İYİ Parti'nin FETÖ soruşturma ve davaları kapsamında cezaevindekileri masumlaştıran açıklamalarına Vatan Partisi yanıt verdi. Evet, gariban içeride. Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Bu ifadeler FETÖ'cüleri aklamak ve kurtarma amacı taşımaktadır. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun garibanlar içeride sözlerine düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun garibanlar diye ifade ettiklerinin içinde FETÖ'cü hakimler, savcılar, emniyet müdürleri, darbeci subaylar, as subaylar vesaire. Tek görevleri o garibanların FETÖ'nün Türkiye'deki kargaşa çıkarma planlarını uygulamaktır. Türk ordusu ve Vatan Partisi'ne kumpas kuranların bugün cezaevinde olduğunu belirten Reyhan, Kılıçdaroğlu'nun garibanları 15 Temmuz gecesi 251 kişiyi şehit etmiştir dedi. Kılıçdaroğlu'nun garibanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 Temmuz gecesi 7 kez bombalamışlardır.
polis özel harekat binasını Gölbaşı'nda bombalamışlardır. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalamışlardır. Cumhurbaşkanlığını, MİT'i, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ateş altına almışlardır. Ve bu garibanlar öyle garibanlar ki gönül rahatlığıyla vatandaşlarımızı taramışlar, tanklarla üzerlerinden geçmişlerdir. Reyhan, FETÖ'nün Türkiye'de Amerikan varlığını temsil ettiğini vurguladı. FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çekti. Bu nedenle Amerika'dan yana tavır alan her siyaset nesnel olarak FETÖ'nün yanında konumlanır. İktidara geldikleri zaman gelebilirlerse FETÖ'cüleri salıverecek olanlar, FETÖ soruşturmalarına son verecek olanlar, PKK'ya yönelik operasyonları bitirecek olanlar, yeni Amerikancı çözüm süreçleri başlatacak olanlar, Demirtaş'a özgürlük diye bağıranlar, S-400'leri almayalım Amerika ile aramız bozulur diyenler, onlar FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Bu arada sıcak bir bilgiyi daha paylaşalım. Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha İran tarafından el konulduğu bilgisi var. Ahmet Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in FETÖ'nün siyasi ayağı çıkışına yanıt verdi. Yeni parti iddialarıyla ilgili de konuşan Davutoğlu, gerekirse parti kurarım dedi. Fethullah Gülen'le görüşmelerinin perde arkasını da anlatan Davutoğlu, dış politika konusunda Esad düşmanlığını sürdürdü. Siyasi ayak işte Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu. Benim akademik hayatımda ve düşünce yapımına da bakıldığında, siyasi hayattaki davranışlarımı ve politikalarımı takip ettiğinde de benim bu yapıyla olan mesafe merkez bilir ve görür. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'nün siyasi ayağını Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu olarak açıkladı. Siyasi ayak temizleniyor AK Parti'den. Kimin yanına geçiyor? CHP'nin yanına geçiyor. Meral Akşener'in yanına geçiyor. Bu tespite birinci ağızdan yanıt geldi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Bekir'in sorularını yanıtladı. Davutoğlu'na Perinçek'in ifadeleri soruldu. Bu yapının en çok hedef aldığı 2-3 isimden biri benim. Ahmet Davutoğlu kendini böyle savundu. AK Parti içerisindeki Fethullah dostları kim? Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Da dışarıda ve içeride saldırıya muhatap kılan bakan da benim. Gündeme FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki yapılanması da geldi. Davutoğlu dönemindeki yoğun yapılanma için hepimiz sorumluyuz dedi. Peki o dönemde yapılanma olmayan herhangi bir bakanlık kurum mu vardı? Hepimiz bunda sorumluyuz. Yani Ahmet Davutoğlu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le yaptığı son görüşmede konuşulanları da aktardı. Türkiye'ye gelin, burada bulunduğunuz her süre sizinle ilgili şüpheleri artırıyor. Ve yeni parti iddiaları. Gerçeği ekonomik kriz yok dendiğinde yok diyor insanlar. Ya ekonomik kriz var. Yeni bir halin gerekliliğine 2001 gibi ihtiyaçsı olduğunu düşünüyorum. Önümü ne kadar kesmek isterlerse, kim isterse istesin, ben gereğini yaparım. Bu yeni pratik eğer başka yol kalmazsa parti kurmaktır. Davutoğlu eski ekonomi bakanı Ali Babacan'la hukukunun iyi olduğunu ifade etti. Sayın Babacan'la Sayın 11. Cumhurbaşkanımız da herhalde bir yıldır falan görüşmedik. Ama Sayın Babacan'la aramızdaki hukukun ölçüsü yoktur. Derin bir hukukumuz var. Çünkü Türkiye'nin Ali Babacan'a ve benzer arkadaşlara ihtiyacı vardır. Her zaman vardır. Dış politika konusunda da açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı hedef aldı. Beşar Esad kazandı savaşı deniliyor. Kendi ülkesini tarumar etmiş olan, kimyasal silah kullanan birisi. Şu anda hala çok dar şehir merkezleri dışında ülkesini kontrol edemeyen birisi bir savaş kazanmış olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatile girdi. Meclis son mesaisini ise 11. Kalkınma Planı için yaptı. Kabul edilen plana göre özelleştirmeler sürecek, kıdem tazminatı için fon oluşturulacak. Meclis 27. yasama dönemi 2. yasama yılını tamamladı. Genel kurulda anayasa ve iç tüzük gereğince alınan kararla meclis 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatil edildi. 2. yasama yılında meclis toplamda 105 birleşim yaptı. Bizim dileğimiz Vatan Partisi'nin önerileri doğrultusunda üretim devrimini gerçekleştirmekti. Son oturumsa 11. Kalkınma Planı için düzenlendi. 2019-2023 yıllarını kapsayan plan genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Eski politikaların devamı ve
bugüne kadarki başarısızlıkları daha da artıracak olan bir yola girilmiş durumda. Özelleştirme politikasının devam edeceği belirtilen planda özelleştirme havuzuna yeni şirket ve varlıkların dahil edileceği belirtildi. Özelleştirmeler devletin ekonomik krize müdahale araçlarını ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin çözüm yolu Atatürk'ün altı okunda ifade edilen devletçilik ve halkçılıktan geçmektedir. Planda kıdem tazminatı için fon oluşturulacağı, bu fonun bireysel emeklilik sistemiyle entegre edileceği kaydedildi. Bu işçi haklarına yönelik tarihimizin en büyük saldırılarından biri olacaktır. Planla öğretmenlik meslek kanunu çıkartılması, özel üniversite mevzuata hazırlanması ve kadın üniversiteleri kurulması gibi hedefler de koyuldu. Kadın üniversitesi değil, kadın kafesidir. Kadın üniversitelerini aştırmayacağız. Bitcoin'e benzer bir sanal para oluşturulması, savunma sanayide yerlilik oranının %75'e çıkarılması ve kayıt dışı işsizliğin önüne geçilmesi gibi konular da planda yer aldı. Ayrıca 2023 yılına kadar enflasyonun %5'e, işsizliğin ise %9.9'a düşmesi, kişi başına düşen milli gelirin 12.484 dolara çıkartılması gibi hedefler de koyuldu. Kamuculuğa dönmenin reddiyle istihdama ilişkin iddialar gerçekçi değil. Hedeflere göre ihracat 226.6 milyar dolar, ithalatsa 293.5 milyar dolar olacak. Öte yandan meclis bazı beklentileri karşılamadan tatile girdi. Bunların başında yargı reformu strateji belgesi için gerekli yasal düzenlemeler geliyor. Düzenlemeler kapsamında ilk paketin meclise gelmesi için çalışma yürütüldü. Ancak hayata geçirilmedi. Çalışmalar yeni yasama yılına kaldı. Türkiye'nin silkinmesini geciktirecektir. Amerikalı New York Times gazetesinde S-400'lerin alınmasının ardından bir makale yayımlandı. Amerikalı gazete, Türkiye'nin daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline gelmeye başladığını yazdı. New York Times gazetesi S-400 savunma sistemi anlaşmasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ilişkilerinin nasıl şekillendiğini yazdı. Gazete yayımlanan makalede Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla Ankara'nın müttefiki Washington'la ilişkilerin gerildiği, Moskova ile ise geliştiği belirtildi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması Türkiye'deki bazı çevreler tarafından Türkiye'nin Rusya'nın kontrolüne girmesi olarak bilinçli olarak çarpıtıldı. New York Times ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasiyle uluslararası arenada daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştığını yazdı. Erdoğan 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi kendine göre Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet edebilecek kadar daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı. Bunu yaparken de müttefiklerini yabancılaştırma pahasına çıkarları için tarafları manipüle etmekten çekinmedi. Çift taraflı kurduğu ilişkilerle kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor. Gazete ayrıca ABD yönetiminin PKK-PYD ile işbirliği içinde olmasının da Türkiye ile ABD ilişkilerine olumsuz yansıdığını yazdı. Putin'in Astana süreciyle Türkiye'deki savaşa çözüm bulma çabalarında İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de yanına çektiği kaydedildi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Amerika'da cezaevinden tahliye edildi. Atilla, göçmenlik idaresindeki işlemlerinin ardından Türkiye'ye sınır dışı edilecek. ABD'de hapis yatan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınır dışı edileceğini duyurdu. Atilla, göçmenlik dairesindeki işlemlerinin ardından Türkiye'ye sınır dışı edilecek. Avukat Uzun, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Birkaç gün sürecek sınır dışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla Türkiye'ye gelecek. Atilla Türkiye'ye döndükten sonra da New York'ta süren temyiz mahkemesi devam edecek. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde İran'a yönelik yaptırımları delme davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapılacak.
Rusya ile Türkiye arasında askeri ve teknik konular dahil gelişen çok yönlü işbirliğinin toplantıda Suriye sorununun çözümüne de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Astana formatlı Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Nur Sultan'da 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Toplantıda İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alınacak. Taraflar arasındaki güven artırıcı önlemler ve Anayasa Komitesi'nin oluşturulması da görüşülecek. Rusya ile Türkiye arasında askeri ve teknik konular da dahil gelişen çok yönlü işbirliğinin Suriye sorununun çözümüne de olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Suriye ve muhalifler de katılacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak heyetleri de 13. Garantörler toplantısında gözlemci olarak hazır bulunacak. İkili ve üçlü teknik görüşmelerle başlayacak toplantının ana oturumu 2 Ağustos'ta düzenlenecek. Şükranlarımı sunuyorum. Usta oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve arkadaşları ona son kez veda etti. Türk tiyatrosu acı bir kayıp yaşadı. Hayatını kaybeden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu bugün toprağa verildi. Sevenleri onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. İstanbul Kongre Merkezi Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı. Ne mutlu bir sebep. Öyle bir sebep bıraktı ki. Kızım, oğlum, inşallah onu yaşatacağız. Yaşatmak da istiyoruz. Bir kere ölümsüz oldu. Çok eseri var. Dünyanın her yerinde kime nasip olmuş? 32 dile çevrilmiş. Tiyatro yazarı bizde hiç yok. Değeri dünyada da bilindi, Türkiye'de de bilindi ve ne mutlu ki bundan sonra da hep bilinecek. Hepimizin başı sağ olsun. Oyunları devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Türkiye Merkez üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fahmi Başkurt Özel Ödülünü almıştı. Oyunları 32 dile çevrilen Cücenoğlu bu yıl 50. sanat yılını kutlamıştı. Cücenoğlu bir dönem Aydınlık Gazetesi'nde de yazılar kaleme almış, Ulusal Kanal'da tiyatroya ilişkin önemli programlar yapmıştı. Yazarın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Usta isme Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Fındık haber dosyamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Fındık üretiminde kooperatifleşme sorunu bugünkü konu başlığı. Fındık'ta kooperatif deyince akla ilk gelen Fisko Birliği'nin kapısını çaldık. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'a mikrofon uzattık. Karadeniz kıyılarının ana geçim kaynaklarından fındıkta Türkiye, dünya üretiminin %75'ini, ihracatının ise %70 ila 75'ini karşılıyor. Fındık dosyasının ikinci bölümünde Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'la konuştuk. Aslında tarımsal birlik anlamında Türkiye'deki bütün birliklerin toplamından daha büyük bir birlik. Geçmişte çok ciddi görevler ifa etmiş. Başkan Bayraktar, Fisko Birlik'in bir kısım çekişmeler sebebiyle kendi haline bırakıldığını vurguladı. Bir kısım çekişmeler sebebiyle belki kendi haline bırakılmış, sonra özelleştirilmiş vesaire. Belli borç yığını altta kalmış. Bugün itibariyle o süreçler bitti. Bugün üreticiden kendi imkanları dahilinde fındık alan, bunu entegre tesisinde işleyen, sonra da Türkiye ve dünyaya el verdiği ölçüde pazarlayan. Lütfü Bayraktar, Fisko Birlik'in tekrar etkin olabilmesi için devlet politikasının değişmesi gerektiğini ve hazine desteğinin şart olduğunu söyledi. Hazine desteği denetimli, kontrollü, geri almak şartıyla da buna razıyız. Hazine desteği olursa Fisko Birlik bunu yapabilecek durumda. Ama hazine desteği olmadan az önce söyledim, hiçbir kurumun bunu yapabilmesi mümkün değil. Niye? Çünkü mesela bugün TMO'ya bu görev veriliyor. Yani TMO da hazine desteği olmasa bu işi yapamaz tek başına. Belki şu denebilir belki, yani Fisko Birlik var, 80 yıllık tecrübesi var, bu bölgede konuşulanmış, hazır ekipmanı var, deposu var vesaire. Fisko Birlik varken niye TMO denebilir belki?
Aslında bunu bu bölgede yaşayan tüm üreticiler, sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler parti ayırmadan aslında bunu sorgulaması lazım. Bayraktar'a göre fındığın temel sorunu istikrarsız belirlenen fiyatlar. Yani bir gün tavan, bir gün taban yapması yani. Dolayısıyla üreticinin, sanayicinin, bütün kesimlerin bu fiyat algılamasından çok olumsuz etkilenmesi aslında temel sorun. Bir kere fiskobliksiz bir piyasanın aslında ne olduğunu objektif bakan herkes gördü. Yani 2005'te TMO devreye girdi. Sonra 2009'da bıraktığı başka bir sistem devreye girdi. Doğrudan destek. Bu süreçte belki de yaklaşık 15-16 katrilyon eski parayla para harcadı hazine. Ama geldiğimiz noktada üretici memnun değil. Sanayici memnun değil, piyasa memnun değil, memnun değil. Ya piyasa da çok ciddi anlamda istikrarsız bir pozisyona düştü. Ayrıca devlet öyle veya böyle geçmişe kendi kontrolü olan bir milli ürünü bu kadar para harcayarak aslında yabancı bir firmaya devretti. Dolayısıyla aslında fiskobliksiz bir piyasanın ne olduğunu aslında sektörün bütün aktörleri farkında. Üretici gibi Bayraktar da TMO'nun çözüm olmadığını düşünüyor. Sadece hükümete değil, tüm siyasi partilere çağrı yapıyor. Bu da görev bize düşüyor. Siyasetçiler, hükümet, STK'lar, ne bileyim işte üreticiler, sivil toplum örgütleri bu şunu görmesi lazım ya. Ya bu piyasa şu anda bizim elimizden uçuyor. Hem çok para harcıyoruz hem uçuyor. Dolayısıyla bu piyasanın fiyat istikrarının sağlanması için, arz güveninin sağlanması için, stok kontrolünün sağlanması için sürekli bir fiyat dalgalanmalarından üreticinin, sanayicinin, her kesimin çok olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için mutlaka müdahale alımı, bir müdahale kurumu şarttır. Evet. Ve bunun da demin de söyledim 80 yıllık tecrübe böyle konuşlanmış. Hem maliyet açısından hem bilgi birikim açısından hem de üretim memnuniyeti açısından fiskobliksizden başka bir konu yapması düşünülemez. Ulusal Kanal'ın gündeme taşıdığı haberden sonra İzmir'in ünlü ilçesi Çeşme'ye bağlı Şifne mahallesindeki Bahçelaki deresinin suyu analiz edildi. Sonuçlar vahim. Lağım suyu aktığı belirlenen dere çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Risk altında. Çocukları risk altında, yaşlı nüfus risk altında. Bu gördüğünüz dere İSSU'nun kontrolünde olan TOKİ'nin lağım sularının döküldüğü Bahçelaki deresi. İki hafta önce gündeme getirdiğimiz haber üzerine Bahçelaki Deresi'nde su analizi yapıldı. Rapor tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Reis Dere, Germiyan tarafından bütün evsel atıkları, her türlü atıkları alıp denize kadar getiren bu dereyle ilgili daha evvel birçok şikayetler gelmişti derneğimize. Equinox İzmir Çevre ve Kültür Derneği Çeşme'nin Şifne Mahallesi'nden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bu şikayetler hakkında gerekli girişimleri yaptık ve bunların cevabı olarak bize yetkililerden herhangi bir tehlike arz eden durum görülmemiştir denmişti. Equinox İzmir Çevre ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Gündüz Kapancıoğlu su analiz raporunun ciddi sonuçlar içerdiğini söyledi. Çevreden, halktan gelen şikayetler üzerine bir kez daha konuya eğildik ve elimde gördüğünüz bu raporu ciddi bir tahlil kuruluşunda yaptırdık ve gelen bilgiler maalesef hayati tehlike arz eden nitelikte. Dere yatağındaki suyun analiz raporuna göre koliform oranı yüksek. Uzmanlara göre suda koliform istenmeyen bir şey. Çünkü koliform içeren sular insanlarda hastalık yapıcı etki gösteriyor. Mide bulantısı, kusma ile başlayan ciddi mide ve bağırsak hastalıklarına sebep oluyor. Burada konuşulan her şey çevre sağlığıyla, halk sağlığıyla ilgili. En çok yaşanacak olan sağlık sorunu suya bağlı ishallerdir. Reis Dere Mahallesi ve yeni kurulan TOKİ'nin lağım suları Bahçelaki Deresi'nden Çeşme Denizi'ne dökülüyor. Denizi kirleten, yeraltı sularını tehdit eden, hayati boyutta tehdit eden bu çevresel atıkların, ev atıklarının, foseptik atıklarının hepsinin durumunu yerinde gördük. Maalesef şu anda buradan adeta foseptik akıyor denize. Şifneliler bu çevre sorununun bir an evvel çözümünü istiyor. Buradan bütün ilgili kurumlara, sorumlulara, halkımız adına, Çeşme adına, çevremiz adına
bu tehlikeyi bildiriyoruz. Sorumlu kuruluşların acilen buraya el koymalarını çağrısını yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrencinin istediği tercihi yapabilmesi için barajı geçmesi şart. Ayrıca adayların puanına göre değil, sıralamasına göre tercih yapması gerekiyor. Şu an dikkat etmeleri gereken en önemli şey çocukların puan olaraktan istedikleri yere yeterli barajı geçip geçmedikleri. Üniversiteye açılan ilk kapı için yaklaşık 2 milyon öğrenci tercih yapacak. Eğer 2 yıllık tercih yapmak istiyorsa öğrenciler TYT'de 150 barajını geçmiş olmaları gerekiyor. 4 yıllık başvurusu için kullanacak puan türlerinde de 180'i geçmiş olmaları gerekiyor. Bunu geçen adaylar kılavuzu kullanaraktan tercih işlemlerini yapabilirler. Sınav stresini atlatan gençler şimdi de tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek. Geçen seneden bu sene çok büyük bir eğilim değişikliği olacağını zannetmiyoruz. Geçen sene yeni bir sınav olduğu için, puan hesaplama sistemi değiştiği için sıralamalar bir önceki LYS, YGS sistemine göre kaymıştı. Ama adaylar bu seneki kılavuzu gönül rahatlığıyla gerçekçi şekilde kullanabilirler. Çok yakın aralıklarda yine yerleşecekler büyük olasılık. Üniversite adayının puanına değil sıralamasına odaklanarak tercih yapması gerekiyor. İlk dikkat etmemiz gereken şey sıralama. Şu an mesela 428 puan almış olan bir adayın sıralaması geçen seneki 428 puan almış olan adayın sıralamasından farklı. Onun için puana kesinlikle bakmamamız gerekiyor. Tabii öğrencinin çevreden etkilenmeden kendi kararını vermesi gerekiyor. Ailelerinin çoğunlukla verdikleri kararlar kendi gençlik dönemleri veya kendi kariyer çalışmalarını yaptıkları üniversite yıllarına bakarak hazırladıkları planlar. Yani şu mühendislik kariyeri ya da şu sağlık sektörü daha iyi gibi söylemler genellikle kendi dönemlerine has. Çocukların dönemini ve onların ilerisini düşünerek hareket etmek lazım. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı. Enerji sistemleri mühendisliği gibi bir yere gitmek ya da elektrik mühendisliğini tekrar düşünmek öğrenci için avantaja dönüşebilir. Yazılımla ilgili olan, bilgisayarla ilgili olan her şey gelecekte mutlaka yer bulacak. Bunun haricinde sistemler çok karışacağı için endüstri mühendisliği yine tekrar büyüyecek büyük olasılıkla. Kimya mühendisliği ya da genetik mühendisliği alanlarında biyomühendislikte çok büyük atılımlar olacak. Tercih işlemleri 23 Temmuz'da başlayacak, 29 Temmuz'da sona erecek. Son bir tavsiye de 2018 ve 2019 kontenjanlarını kontrol etsin adaylar. Yani bazı kontenjanlar azaltılmış vaziyette. Geçen seneye girmeleri geçen seneye göre daha zor olacak. Bazılarının kontenjanları da yükseltilmiş. Yani 50'den 60'a çıkan bir yere girme olasılığınız artacaktır. Onları hesaba katarlarsa iyi olur. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı. Harekat görüntülerinin yer aldığı video Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizle tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz notuyla paylaşıldı. O görüntülerle birlikte biz de gece görüşüne noktayı koyuyoruz. İyi geceler, mutlu yarınlar.